Bismillahirrahmanirrahim. Bab hükmül mer'eti fî mâliha. Kadının kendi malında tasarrufunun hükmü nedir? Kocasından izinsiz tasarruf edebilir mi, edemez mi? Kocasının malında tasarruf edemez. O mevzu bahis değil. Kendi öz mali var. Anasından kalmış, babasından kalmış, başka birisi hediye etmiş, kadının kendi mali var. Onu da tasarruf etmek için kocasının izni lazım mı değil mi, ihtilaf bunda. Ülemanın bazısı diyor ki tasarruf edemez, illa kocasının izni lazım. Bazıları da diyor ki hayır, kadının hürriyeti kendi elindedir, istediği gibi tasarruf edebilir. Her iki tarafın delillerini bugün okuyacağız. Haddesena Yunus kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bukeyr kâle haddeseni Yelleysu ibn Sa'd en Abdillah ibn Yahya el-Ensari عن أبيه عن جده أن جدته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن يحيى diyor ki onun nenesi Resulullah Efendimiz'e geldi. Bir hüliyin leha, kendisinin ziynetleri varmış. O kendisinin ziynetlerini Resulullah Efendimiz'e getirmiş. فقالت o kadın dedi ki inni tasaddaktu bihada ya Resulullah, ben bunu sadaka veriyorum. Al, kabul et. Resulullah Efendimiz'e veriyor ki Resulullah Efendimiz de o sedekeyi mehalline versin. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki innehu la yecuzu lil mer'eti, kadına caiz olmaz. Fî mâliha emrun, kendi malında hiçbir emir, hiçbir tasarruf caiz olmaz. İlla bi izni zevciha, illa kocasının izniyle olur dedi. Sen kendi malında tasarruf ediyorsun, bu caiz olmaz. Kocana soracağız. Kocan izin verirse sedeke olur, yoksa olmaz dedi. Fehel istezenti zevceki, sen kendi kocandan izin aldın mı? Kocan izin verdi mi bunu sedeke vermek için? Fekalet naam. O da dedi ki evet, ben kocama sordum, izin verdi. Ben de getirdim, sedeke veriyorum. فَبَعَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz, acaba kadın doğru mu söylüyor? Yoksa doğru söylemiyor mu? Bunu tahkik etmek için bir adam gönderdi kocasına. فَقَالَ Giden adam ona sordu ki هَلْ اَذِنْتَ لِمْرَأَتِكَ اَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا O ziynetleri de götürdü. Kocasına gösterdi ki Resulullah Efendimiz soruyor. Şu ziynetleri sadaka vermek için sen kendi ailene izin verdin mi? Fekale, o zat da dedi ki naam, evet, benden izin istedi, ben izin verdim. Öyleyse şimdi bundan ne anlaşıldı? Kadın kocasından habersiz bir şey sadaka veremez, kendi öz malı olsa da. Fekabilehu minha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ondan sonra o kadından kabul etti. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم إلى هذا الحديث ولمادن bir kısım bu hadise zahip oldular. فقالوا dediler ki لا يجوز للمرأة kadına caiz olmaz hibetü şeyin min maliha malından hiçbir şeyi hibe etmek ولا الصدقة بها hibe etmediği gibi sadaka vermek de yapamaz, sadaka da veremez دون izni zevciha kocasının izni olmaksızın. Ne sadaka verir, ne de hediye verebilir. Bu bir kavul. Ulemadan bir kısmı buna sahip buldular ve delilleri de bu hadisi şerif. Ve halefen fî zâlike âkharun. Ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Fe ecâzû emrehâ kullehû fî mâlihâ. Kadının kendi malındaki tasarrufunu caiz gördüler. Kadın kendi malında istediği gibi tasarruf eder dediler. وَجَعَلُوهَا فِي مَالِهَا Kadının kendi malında tasarrufunu kıldılar. كَزَوْجِهَا فِي مَالِهِ Kocası kendi malında nasıl tasarruf ediyor, erkek kendi malında nasıl tasarruf ediyorsa kadın da kendi malında öyle tasarruf eder dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ Bu ikinci mezhebe sahip olanlar da ihticac eylediler. بِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli şerifiyle. اَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًا مَّرِيًا Sadakallahu azim. Bu ayeti kerime ile istidlal ettiler. Dediler, bak Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ne buyuruyor? وَاَتُ النِّسَاءَ Kadınlara veriniz. سَدُقَاتِهِنَّ Onların mehirlerini veriniz. Ne olduğu halde nehleten mehir olarak siz bir müeyyen para kestiniz. 3 altın, 5 altın, 100 altın ne kadar mehir kestinizse o mehri onlara veriniz. Onun malıdır o. O kadın onu aldıktan sonra فَاِنْ طِبْنَ Eğer onların hoş giderse kendi gönül arzularıyla hoşlarına gider de verirlerse leküm size en şeyin bir şeyden minhu o almış olduğu mehirden bir kısmını yahut da hepsini kendi gönül hoşluğuyla sizin için hoş görürlerse nefsen yani nefisleri hoş görür de arzu eder verirlerse kendi arzularıyla size verirlerse fekuluhu siz de onu yiyiniz heni emmeri'a siz hoşça onu yiyiniz. Yok, eğer kendi arzuları olmazsa, vermezse, yiyemezse. Kadının kendi mali. Bak bu ayet-i kerimede ne diyor? Kadına hakkı tasarruf veriyor. Kadın vermezse sen zorla onun elinden alamazsın. Niye? Ayette diyor ki فَاِنْ طِبْنَ Eğer onlar hoş görürlerse sizin için, leküm sizin için, en şeyin bir şeyden, minhu, o almış olduğu mehirlerden nefse, nefis yönünden hoş görüyorlar. Yani nefsi razı, al benim malımı ye diyor. Ya sen istedin, bu mali bana ver, o da gönül hoşluğuyla, peki al ye dedi. Yahut da o kendiliğinden verdi, o vakitte sana helal olur, yoksa helal olmaz. Bir ayet-i kerime bunu ispat ediyor. فَاَبَاهُ اللّٰهُ لِلزَّوْجِ Cenab-ı Hak zevce mübah kıldı. Neyi? Ma bir mali ki, tabet lehu bihi nefsü mreeti ailesinin nefsinin hoş görmüş olduğu bir mali. Bir mali helal kıldı. Ailesi. Mübah kılarsa gönül hoşluğuyla o adamı helal olur. Bir bu ayeti kerime. İkinci ayeti kerime ve kavlihi ve bi kavlihi azze ve cel. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli şerifiyle de istidlal eylediler. Estaizu billah. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلَ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ صدق الله العظيم وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ Kadınları tatlik eder iseniz bir adam ailesiyle geçinemedi ailesini tatlik etti مِنْ قَبْلَ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ fakat arada zivaç sifah bulunmadı nikah olmuş fakat kendisiyle bir halveti sahihe olmamış. Şeriat döşeğinde bulunmamışlar. Kadına el değmeden kadını boşadı. Vakat farattum lehunne farida. Halbuki siz onlara da bir mehir tesmi ettiniz. Bir miktar para, altın, gümüş neyse tayin ettiniz. Ki mehir diyoruz biz ona. Bu vakitte neyi vereceksin? Kadını boşadın. Fenisfu ma farattum. O mehri neyse mehrinin yarısını ona vereceksin. Evet. İlla en yafune. İlla o affederse. Almıyorum derse başka. Ama alırım derse mehrinin yarısını alır. Bu o kadına el değmeden. Bir de var ki hayır kadından zifaf olmuşlar. Yahut da zifaf olacak kadar bir müddet baş başa kalmışlar. Halveti sahihe derler. O halveti sahihe ki hiçbir yabancı olmayan bir yerde kendileri 5 dakika 10 dakika beraber kalmışlar ki yani şeriat döşeğinde bulunmalarına mani yok. O halveti sahiye oldu yahut da bizzat zifaf oldu mu o vakitte mehrinin tamamını verecek. Mehrinin tamamını verecek. Yoksa yarısını verecek. İlla en yafune illa o kadınlar affederlerse başka. Affetmek kimde kaldı? Kadında kaldı bak. Demek kadının hakkı tasarrufu var. İsterse alır, isterse affeder. Ama yukarıdaki kavle göre kadının hiçbir tasarrufu yok. Kocası ben vermiyorum derse vermez. Öyle çıkardı. Halbuki bak ayeti kerim ispat etti. Kadının kendi malında hakkı tasarrufu var. فَاَجَازِ اَفَّهُنَّ مِنْ اَمَّالِهِنَّ Bu ayeti kerimde kadınların kendi mallarından affedip almadıklarını ispat eyledi. بَعْدَ تَلَاقِ زَوْجِهَا اِيَّهَا Kocası onu tatlik ettikten sonra
بغير استئمار من أحد, bir kimseden emir beklemeden, emir beklemeden, kocasından vesaireden emir beklemeden affederse eder. فَدَلَّ ذَٰلِكَ, bu delalet eyledi, عَلَى جَوَازِ اَمْرِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا, kadının kendi malında emrinin cevazına, hükmünün cevazına delalet eyledi, وَعَلَى أَنَّهَا فِي مَالِهَا, kadın kendi malında, كَالرَّجُلُ فِي مَالِهِ, erkek kendi malında nasıl tasarruf ederse, kadın da kendi malında öyle tasarruf eder. وَقَدْ رُوِيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'den de rivayet olundu. مَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَا اَيْدَا, bu manaya muvafık olan, bu ayeti kerimenin manasına muvafık olan rivayetler de var. Şimdi iki ayeti kerime getirdi, ondan istidlal etti. Bir de hadisi şerif getiriyor, teyit ve tekit ediyor. وَهُوَ, bu hadisi şerif de مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ الزَّكَى, Kitab-ı Zekâh'da rivayet eyledik. Resulullah Efendimiz'den, Fimraete Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Abdullah bin Mesud'un ailesi hakkında, hine ahazet huliyyaha, Abdullah bin Mesud'un zevcesi ziynetlerini aldı, litezhebe bihi ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz'e vermek için aldı ki götürü Resulullah Efendimiz'e vere, ne için, litetasaddaqa bihi, Resulullah Efendimiz onu sedaka versin. Şimdi Abdullah bin Mesud baktı ki kadın ziynetlerini aldı gidiyor. Nereye gidiyorsun dedi. Dedi ki Resulullah Efendimiz'e götüreceğim, vereceğim, bunları sadaka etsin. Fakale Abdullah radıyallahu anh, Abdullah bin Mesud ailesine dedi ki helümmi tetesaddaki bihi aleyye, sen götür bu ki sadaka vereceksin, getir bunu bana sadaka ver, ben fakirim dedi, bana ver dedi. Şimdi kadın orada düşündü. Kendi kocasına sedeke olur mu olmaz mı? Kadın tereddüde düştü. Fekaletle dedi ki yok, ben şimdi sana sedeke veremem. Hatta esteezine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e gideyim sorayım. Eğer kocaya sedeke verilirse sana vereyim. Yok verilmezse ben Resulullah Efendimiz'e vereceğim. Resulullah Efendimiz kime sedeke verirse versin. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, bu kadın Resulullah Efendimiz'e geldi. فَاسْتَأَذَنَتُ فِي ذَٰلِكَ, İzin istedi. Ya Resulallah, ben ziyaretleri getirirken kocası ona demiş ki bana sedaka ver. Kocama sedaka versem olur mu olmaz mı? Senden izin istemeye geldim. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, buyurdular ki تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ, sen bu ziynetleri Abdullah bin Mesud'a sedaka ver. Ve alel eytamil lezine fi hücrihi, bir de onun terbiyesinde olan yetimleri var idi. Ona, o yetimlere sedeke ver. Fe innehum lehu mevdi', çünkü bunlar yeridir, sedekenin yeridir. Sedeke onlara caizdir dedi. Şimdi bu da neyi ispat etti? Kadın kendi ziynetinde, malında hür. İstediği gibi tasarruf ediyor. Bu da onu gösterdi. Fakat ebahaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz o kadına mübah kıldı. As-sadakate bihulüyyiha, kendi ziynetlerinin sadaka vermesini. Ala zevciha, kocasına. Ve ala eytamihi, bir de kocasının yetimleri vardı, o yetimlere. Ve lem ye'murha, o kadına emretmedi. Bistimarihi, kocasını emir kılmakla. Fima tesaddaka bihi ala eytamihi, onun yetimlerine sadaka vermekte kocasını emir kılmadı. Kocana sor, izin verirse ver, izin vermezse verme dedi mi Resulullah Efendimiz? Yok. Öyleyse kocasının orada bir emri, bir dahli yok. Ve fi hadel hadisi eyza, bu hadisi şerifte dolucudur. Kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve azen nisa, kadınlara vaaz etti. Fekale, kadınlara dedi ki tasaddakne, sadaka veriniz. Ve lem yezkur fi zalik, sedeke veriniz dediğinde Resulullah Efendimiz zikreylemedi. Emre ezvacihinne, kocalarının emrini zikreylemedi. Yani kocalarınıza sorun, izin verirlerse sedeke verin demedi. Ya sedeke verin. Hiç kocalarınıza sorun sormayın desi yok. Bu hadisi şerif de gelecek şimdi. Kadınlara nerede dedi sedeke verin. Bu hadisi şerifi beyan edecek. فَدَلَّ ذَٰلِكَ, bu da delalet eyledi ki اَنَّ لَهُنَّ, kadınlar için orucudur اَسْسَدَقَةَ, sadaka vermek. بِمَا اَرَدْنَ مِنْ اَمْوَالِهِنَّ, mallarından neyi murad ederlerse onu sadaka vermekte
onlar için cevaz vardır. Bigayri emri ezvacihin, kocalarının emri olmaksızın, ister olsun ister olmasın. İstedikleri malı sedeke verirler. Kocası yahu verme etme demeye hakkı selahiyeti yok. Kadın malında hürdür. وَقَدْ حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ وَاَبُوْ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّسَنَا شَعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَيُّوبَ يُحَدِّسُ عَطَاءً. Ben Eyyub'i işittim ki Ata ibn-i Rabah olacak bu. Onu işitmiş. Ondan rivayet ediyor ki قَالَ. Ata dedi ki اَشْهَدُ. Ben şehadet ederim ki Ali ibn Abbas radıyallahu anhu Abdullah ibn Abbas üzerine şehadet ederim. Ev haddese bihi Ali ibn Abbas radıyallahu anhu. Yahut da bu hadisi Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Ya eşittiğini ya rivayet. İkisinin evet. Farkı yok. Ki kâle dedi ki eşhedü ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas da dedi ki ben şehadet ederim Peygamber Efendimize ki ennehu kharaca yevme fitrin. Bir Ramazan bayramında çıktı. Fasalla bayram namazını kıldırdı. Sümme hatebe sonra hutbeyi okudu. Sümme eten nisa sonra kadınlara geldi. Bayram namazına gelen kadınların yanına geldi. Fe emarahunne onlara emreyledi en yetesaddakne. Sadaka vermelerini onlara emreyledi. Demek ki bu bir bayram namazında olmuş. Resulullah Efendimiz evvela bayram namazını kıldırmış. Sonra hutbeyi okumuş. Sonra kadınların içine gelmiş, kadınlara sedeke verin demiş. Verin demiş, kocalarınızdan izin isteyin de verin. Böyle bir lafız yok. Sedeke verin demiş. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena müemmilun, kâle haddesena Süfyanu, an Abdurrahman ibn Abbas, kâle kultul ibn Abbas. Abdurrahman ibn Abbas diyor ki, ben Abdullah ibn Abbas'a dedim radıyallahu anhüma, şehitte le'ide me'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, sen hiç Peygamber Efendimizle bir bayram namazına hazır oldun mu? Sordum. Kâle na'am dedi ki evet. Resulullah Efendimizle bir bayram namazı kıldım. Ve levla mekani minhu. Benim ondan mekanım yani akrabalığım olmasaydı. Amucesinin oğluydu. Amucesi oğlu olmasaydım yakın olmasaydım ma şehittuhu ben ona hazır olamazdım. Onun bayram namazına hazır olamazdım yahut onunla beraber bulamazdım. Ne için? Min sigari. Çünkü çok küçüktüm. Böyle küçük bir adamı götürsünler. Bayram namazında olmazdı. Fakat Resulullah Efendimizin akrabası olduğumdan dolayı beni götürdüler. Ben bayram namazında hazır oldum. Kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmel eyd. Şimdi nasıl gördüğünü anlatıyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz çıktı. Bayram günü fasalla evvela namazı kıldırdı. Sümme hatebe sonra hutbe okudu. Sümme eten nisa sonra kadınların cemaatine geldi. Kim ile beraber? Me'a Bilal'in radıyallahu anh. Hazreti Bilal'la beraber kadınların cemaatine geldi. Feve'azahunne kadınlara vaaz etti. Fece'aletil mer'etu. İşte o vaazinde siz sadaka verin demiş. Diyor o vaaz etti. Sadaka verin deyince فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَهْو۪ي بِيَدِهَا اِلَى رَقَبَتِهَا. Bir de baktık ki kadınların bazıları hemen boyundaki ziynetlerin elini boynuna götürdü. Boynundaki ziynetini açıyor. Açıyor, Bilal'ın eteğine oraya atıyor. وَالْمَرْأَةُ تَهْو۪ي بِيَدِهَا اِلَى اُذُنِهَا. Diğer birisi hemen elini kulağına götürdü, kulağından küpeleri çıkardı, attı. فَتَدْفَعُهُ اِلَى بِلَانُ رَضِيَ اللّٰهُ اَنْ. Bunlar kime verirdiler? Hazreti Bilal'a verirdiler. Kimisi boynundaki ziynetini, kimisi kulağındakini, bazıları rivayetlerde var, yüzüklerini, kollarındaki bileziklerini çıkarır, Hazreti Bilal'e verirdiler. Yani üzerinde ne varsa. وَبِلَالٌ يَجْعَلُهُ فِي ذَوْبِهِ. Bilal da onları elbisesinde toplardı, verdiklerini. ثُمَّنْ دَلَكَ بِهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَى مَنْزِلِهِ. Sonra Peygamber Efendimiz oradan döndü. Eve geldi, Bilal da peşine bu eşyayı Peygamber Efendimiz'in evine getirdi. Şimdi burada kadınlardan o sedekeleri aldığı vakitte kocalarınızın izni var mı yok mu diye sordu mu? Sormadı. Ve zikrettim ki kocalarınıza sorun yok. Demek ki kadın, o mescitte kadınlar istediklerini verdiler, kocalar razı olsun olmasın.
Niçin? Kendilerinin mali olduğundan hakkı tasarruflarını kullandılar. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ravhun, kâle haddesena İbn-i Cüreyc, kâle haddeseni el-Hasen İbn-i Müslim, an Tağuz, an İbn-i Abbas'ın radıyallahu anhüma, kâle Abdullah İbn-i Abbas buyurdular ki, şehittu salate me'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah Efendimiz'le bayram namazına hazır oldum. Ve me'a Ebi Bekir'in ve Ömer'e ve Osman'a radıyallahu anhum. Ebu Bekir'le bayram namazı kıldım. Ömer'le bayram namazını kıldım. Osman'la bayram namazını kıldım. Fekulluhum yusalliha. Bunların hepsi namazı kılardılar. Kablel hutbeti hutbeden evvel. Sümme yahtubu ba'du. Ondan sonra hutbe okurdular. Evvela namaz, sonra hutbe. Bunu niçin diyor? Çünkü Mervan İbni Hakem bunu değiştirdi. Evvela hutbeyi okudu, sonra namazı kıldırmaya başladı. Onun için Abdullah İbni Abbas ve diğer ashab-ı kiram inkar ettiler. Dediler, sen Resulullah'ın sünnetine muhalif hareket ediyorsun. Resulullah Efendimiz evvela namaz kıldı, sonra hutbeyi okudu. Ebu Bekir, Ömer, Osman onlar da böyle yaptılar. Sen niye böyle ters yapıyorsun? Burada zikrettiğinin bir sebebi de o. O da dedi ki, onların zamanında namazı kıldıktan sonra cemaat dağılmazdı. Kalır, hutbeyi dinlerdiler. Ama şimdi namazı kıldılar mı kaçıyorlar. Hutbeyi dinlemiyorlar. Onun için ben evvela hutbeyi okuyorum ki onlara cebri hutbeyi dinleteyim. Çünkü kim onun Mervan'ın hutbesini dinleyecek? Kimse dinlemez. Hazreti Osman'ın şehadetine sebep olmuş fitnelerin çıkmasına sebep olmuş. Onu sevmiyor ki kimse dinleye. Fakat Emeviler tarafından Medine'ye vali tayin edilmiş. Mecbur namazı kılacaklar. Namazı gelip kılıyorlar. Namazı terk etse olmaz. Hutbesini de dinlemek istemiyorlar. Açıp dağılıyorlar. O da bu sefer ne yaptı? Yani dalavere yaptı. Evvela hutbeyi okuyor sonra namazı kıldırıyor ki onlara kerhen olsun hutbeyi dinlettire. Şimdi esas maksat onu getirmiyor da Hazreti Abdullah bin Abbas Resulullah'ın sünnetini ve Ebu Bekir ve Ömer'in ve Osman'ın radıyallahu anh'ın böyle hareket ettiklerini beyan ettikten sonra diyor ki قَالَ وَنَزَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz indi hutbeden فَكَأَنِّي أَنْزُرُ اِلَيْهِ Ben eyle gözümün önünde göğe şimdi görüyorum. Minberden indi يُجُلِسُ الرَّجُلَ بِيَدِهِ Önündeki adamlar ayağa kalktılar. Kalkanı eliyle oturtururdu. Kim kalksa oturtururdu. Eliyle oturtturur. Ondan sonra ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ Kadınlara doğru safları yararak gider. Kim gelirse eliyle işaret eder, oturdu. Çünkü millet artık dağılıyor ya, ayağa kalktılar. Resulullah Efendimiz kendisine yol açmak için o kalabalıkta adamı otur ki ben geçeyim diye işaret eder. O adam oturur, oradan geçerdi. Onları yararak geldi. Hatta eten nisa. Safların sonunda kadınlara geldi. Ve me'ahu Bilal'un radıyallahu anhu. Hazreti Bilal da onunla beraber idi. Fekale. Resulullah Efendimiz buyurdular ki Ya eyyühen nebiyyü İzâ câekel mü'minâtu yubâya'neke alâ en lâ yüşrikine billâhi şey'â Bu ayeti kerimeyi okudu. İlâ kavlihi gafûrur rahîm. Gafûrur rahîme kadar. Ömer Efendi oku ayeti kerimeyi. Estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü İzâ câekel mü'minâtu yubâya'neke alâ en lâ yüşrikine billâhi şey'â Ve lâ yesrikne ve lâ yezinine ve lâ Evet. Şimdi bu ayeti kerime bu ayeti kerimede kadınlardan ehd alıyor Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki müminler ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin olan kadınlar sana gelirler ki biat etsinler. Niye biat etsinler? Şirk etmeyecekler, zina yapmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar. İşte bu ayeti kerimede zikredilen evamiri tebliğ etti. Bunları kadınlar söz verir, biat ederlerse sen bunların biatini al. Bu ayeti kerimeyi okudu. Kadınlara sordu ki فَقَالَ حِينَ فَرَقْ Ayeti kerimeyi okuduktan sonra bittikten sonra dedi ki اَنْتُنَّ عَلَى ذَٰلِكْ Siz bu ahit üzere kalacak mısınız? اَنْتُنَّ عَلَى ذَٰلِكْ Siz bu dediğim Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimesini okudum. Bunları tutmak için siz söz veriyor musunuz? Bunu sabit kadem kalacak mısınız?
فقالت امرأة واحدة. Abdullah bin Abbas diyor ki bir kadın dedi ki lem tucib gayraha, ondan başkası cevap vermedi. Bir kadın kalktı dedi ki naam ya Resulallah, bu ahd üzerine biz kalacağız. Ha, bu da bundan da başka bir hüküm çıkıyor ki bir cemaatten birisi söz verir, ötekiler sükut ederse o birisinin vermiş olduğu cevap diğerlerinin cevabıdır. O kadınlardan hiçbir kimse konuşmadı. Birisi konuştu ki evet ya Resulallah, bu ahd üzere kalacağız. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra buyurdular ki fetesaddakne, öyleyse sadaka veriniz. İman ettiniz, biat tamamdır, sadaka veriniz. Hebesata Bilalun radıyallahu anhu sevbehu. Hazreti Bilal sevbini bastetti, yani ortaya koyduk elbiseyi ki bunu atın. Sümme kâle lehunne elqin, onlara dedi ki atın. Bunun üzerine kimin nesi varsa sadaka olarak atın. Fece'alne yulqine, kadınlar atmaya başladılar. Neyi? El fetha vel havatime. Fetih parmaktaki yüzük, kaşı olmazsa ona fetih derler. Yani yüzüğün kaşlısı. Yok, kaşlı olursa ona da hatem derler. Yani parmaklarındaki kaşlı olsun, kaşsız olsun yüzükleri oraya atmaya başladılar. Fî sevbi Bilal'in radıyallahu anh. Hazreti Bilal'in sevbini. Yani yukarı hadisi şerifte de geçti ki boyunlarındaki ziynetleri, kulaklarındaki ziynetleri, onları da atmaya başladılar. Şimdi burada da Resulullah Efendimiz, siz bunları veriyorsunuz, kocalarınızın izni var mı, yok mu diye bir şey zikredildi mi? Edilmedi. Haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Revhun kâle, haddesene İbn-i Cüreyc'in kâle, akbereni ata an Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhüma. Kâle semi'tu. Cabir ibn Abdillah diyor ki, ben işittim. Bunu yekulu derdi innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâme yevmel fıtri, bayram namazında kalktı. Şimdi bunu Abdullah bin Abbas rivayet etmiyor, bunu da Cabir bin Abdullah diyor ki ben bayram namazında Peygamber Efendimiz'i gördüm ki kalktı. Febede'e bis salatı kabler hutbe, hutbeden evvel namazı kıldırdı. Sümme hataben nase, ondan sonra nase hutbe okudu. فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz vaktaki hutbeyi bitirdi. قَامَ فَأَتَ النِّسَاءَ Kadınların yanına geldi. فَزَكَرَهُنَّ Onlara zikreyledi, yani vaz eyledi. وَهُوَ يَتَّكْ وَهُوَ يَتَوَكَّوْ عَلَى بِلَال Bilal'a yaslanmıştı. Hazreti Bilal yanında Peygamber Efendimiz ona dayanmıştı. وَبِلَالٌ بَاسِتٌ ثَوْبَهُ Hazreti Bilal da elbisesini sermişti. فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُلْقِينَ Kadınlar da atıyordular. فِيهِ o elbiseye صَدَقَاتِهِنَّ sadakalarını o elbiseye atıyordular. Bunu bizzat Cabir ibn Abdullah da görmüş. Şimdi iki sahabe, ikisinin rivayeti de birbirine muvafık. وَحَدَّسَنَا ابْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالْ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ بْنُ جَنَادِ الْحَلَبِي قَالْ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عن زيد بن أبي أنيس عن زيد بن رفيع عن حرام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم حرام بن حكيم diyor ki Peygamber Efendimiz hutbeyi okudu. خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذات يوم, bir gün kadınlara hutbe okudu, yani vaaz-ı nasihat etti. فأمرهن بتقوى الله عز وجل Allah'tan korkmalarını, Allah'ın emirlerinin tutmalarını, nehilerinden kaçmalarını onlara emretti. Ve ta'ate le ezvacihinne, kocalarına itaat etmeyi de emreyledi. Ve en yetesaddakne, bir de sadaka vermelerini emreyledi. Hâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kad emeren nisa'a bis sadakat, sadaka vermekle kadınlarını emreyledi. Kadınlara dedi ki sadakalarınızı veriniz. Ve kabilaha minhunna, onların vermiş olduğu sedekeleri de kabul eyledi. Ve lem yentazir fi zalika, o sedekeleri kabul etmede, kabul etmekte Resulullah Efendimiz intizar etmedi. Kime? Ra'ye ezvacihinne, bir de gidelim bunların kocalarına soralım. Acaba izin vermişler mi, vermemişler mi? Bunu bekledi mi? Yok. Sordu mu? Yok. Onların vermiş olduğu sedekeleri derhal kabul eyledi. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. مَا يَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا Bu dediğimiz
hükme delalet eden başka bir hadis daha rivayet edildi. Haddesene Er-Rabi'u ibn Süleyman el-Müezzin. Kale haddesene Esed. Kale haddesene ibn Lehi'a. Kale haddesene Bükeyr ibn el-Eşed. En Kureybin Mevla ibn Abbas radıyallahu anhuma. Kale semi'tu Meymunete zevcen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekul. Ezvaci Mütahharat'tan Hazreti Meymune'yi işittim ki buyururdu. A'taktu velideten ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz zamanında benim bir cariyem var idi. O cariyeyi ben azat ettim. Fezekertu zalike li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e bunu söyledim ki ya Resulullah ben cariyeyi azat ettim. Fekale buyurdular ki lev a'teytiha uhteki el-Arabiyye. Arabiye olan kız kardeşine verseydin daha iyi olmaz mıydı? Demek onun bir kız kardeşi varmış. O bedevilerin içerisindeymiş. O bedevilerin içerisinde olan Arabiye olan o kız kardeşine verseydin daha iyi olmaz mıydı? Kâne âzeme le ecrike. Sevabın daha çok olurdu. Niye? Sen bunu azat ettin. Bir iyilik, bir nefsi kurtardın. Fakat onu kız kardeşine hediye etmiş olsaydın sedeke sayılırdı. Sedekenin sevabı daha büyük dedi. Daha akrabasına sedeke verdiğinden daha büyük olur. Şimdi burada da Resulullah Efendimiz ben razı değilim. Ben senin kocan olmak itibariyle razı değilim. Sen benden habersiz niye onu azat ettin dedi mi? Yok demek kadın malında hürdür. Resulullah Efendimiz'e danışmadan kadını cariyesini azat etmiş. Bu da kadın kendi malında hür olduğunu ispat eyledi. Haddesena Rabi'un. Kale haddesena Esed. Kale haddesena Muhammed ibn Hazim. En Muhammed ibn İshak. En Zuhriyan Ubeydillah ibn Abdillah. En Meymunete radıyallahu anha misluhu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir terikle daha rivayet ediyor. Felev kâne emrul mer'eti. Eğer kadının işi olsaydı. La yecûzu fî mâliha. Malında onun emri caiz olmaz. Gayri izni zevciha kocasının izni olmaksızın caiz olmaz olsaydı kocasının iznine bağlı olmuş olsaydı laradda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itakaha. Peygamber Efendimiz Hazreti Meymune'nin azatlısını reddederdi. Ben bunu kabul etmiyorum derdi. Ve sarafel cariyete cariyeyi sarf ederdi. Azat etmezdi de onu alır verirdi. İlellezihi ve afdalu minel itak. İtaktan eftal olan akrabasına hediye vermek. Ondan daha iyi olur. Bak Resulullah Efendimiz kendi ailesinin işine karışmadı. Fekeyfe yecûzu li ahadin. Nasıl bir adama caiz olur? Terkü ayeteyni min kitabillahi azze ve cel. Allah'ın Kur'an'ından iki ayet var. Bunları terk etmek nasıl caiz olur? Ve sünenin sabitetin an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den sabit olan sünnetleri terk etmek nasıl caiz olur? Öyle sünnetler ki müttefikin ala sıhhati meci'iha. Onların senedi itibariyle gelmeleri de sahih. Bu hadisler senedi sahih ile gelmiş. Bunları nasıl terk etsin? Bunları nasıl terk etmek caiz olur? İlâ hadisin şazin. Şaz olan bir hadise ki la yesbetu misluhu. Öyle şaz olan hadisler sabit olmaz. Bunları terk etsin de yukarıda birinci mezhebin kavillerinde okuduk ya bir hadisi şerif. Ona gidilsin. O hadis şazdır. Bunları terk edip de şaza gitmek caiz değildir. Şaz ne demek? İstilah-ı muhaddisinde diyor ki bir sözüne itimat edilir adamların terikiyle bir hadis rivayet edildi. Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyorlar. Adamların hepsi sağlam. Öteki taraftan bir hadis daha rivayet ediliyor. Fakat cemaati çok. Bu bir adam, onlar 5-10 adam. Bunlar da doğru, o bir adam da doğru, onlar da doğru. Hadisler de birbirine muariz. Hangisine bakacağız? Diyor ki ekseriyet neredeyse ona bakacaksın. O bir adamın rivayeti ona şaz derler. Şaz, cumhura muhalif. Cumhura muhalif olduğundan dolayı cumhurun sözü alınır. O alınmaz. O şaz olan alınmaz. Şimdi burada yukarıda okuduk. Hadisi şerif ki evet
adam geldi Resulullah Efendimiz'den, Abdullah İbni Yahya'nın rivayeti. Onun nenesi Resulullah Efendimiz'e sedeke getirmiş. Resulullah Efendimiz de kabul etmemiş. Kocanın izni var mı yok mu? Var dedi. Tekrar adam gönderdi. Kocasına sordular. Evet iznin var dedi. Böyleyse Resulullah Efendimiz kabul etti. Şimdi bu hadis-i şerife göre bir tek rivayet bu. Almamak lazım. Fakat bu rivayet şaz olur. Şaz olduğu gibi öteki birçok rivayetler geldi ki Abdullah bin Mesud'un rivayeti, sonra Abdullah bin Abbas'ın rivayeti, Cabir bin Abdullah'ın rivayeti. Bununla beraber ayeti kerimede de iki ayet var ki kadın kendi malında hakkı tasarrufu var. Öyleyse bunu alırız. O evvelce kavli almayız. ثُمَّنْ نَزَرُ مِنْ بَعْدُ يَدُلَّ عَلَى مَزَكَرْنَا. Şimdi nakil tarikiyle bu. Bir de kıyas tarikiyle de baksak gene bizim dediğimiz dava sabit olur ki kadın kendi malında hürdür. وَذَٰلِكَ بُكِيَسْتَ اَنَّا رَئِنَاهُمْ. Biz ulemayı gördük ki لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَرْأَةِ. Kadında ihtilaf etmiyorlar. فِي وَسَايَاهَا مِنْ سُلُسِ مَالِهَا. Kadın ölürken sülüsü malında vesiyet ise ittifakla caizdir diyorlar. Kocasının izni olsun olması. Sülüs vesiyeti var ya, kadın da sülüs vesiyeti yapsa caiz. اَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ سُلُسِهَا. Sülüsü malından caizdir. كَوَسَيَا الرِّجَالِ. Erkeklerin vesiyeti gibi. وَلَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَٰلِكَ سَب۪يلٌ وَلَا اَمْرٌ. Kocası o vesiyeti kabul etmemekte ona bir yol yok. Ben kabul etmiyorum, benden izinsiz vesiyet edemezsin desem müteber değil. Kadının vesiyet hakkı. Ve بِذَٰلِكَ نَتَقَ الْكِتَابُ الْعَزِيزِ. Kur'an-ı Kerim de bunu emir buyurdu. Bunu nutketti. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ. Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri buyurdu. Estaizu billah. وَلَكُمْ نُصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَكُمْ. Sizler için, yani kocalar için orucudur. نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ. Aileleriniz ölür de onlar mal bırakırsa yarısı sizin içindir. O malın yarısı sizindir. اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٍ. Eğer o kadının evladı yoksa. Kadın öldü, evladı yok. Olmadı mı? Ne o kocasından, ne başka kocasından. Olur ki kadın evvelden evlenmiş olur ki evvelce kocasından olur. Yok. Evladı hiç yok. O vakitte malın yarısı kocasına kalır. فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ. Yok. Ya o kocasından, yahut da evvelki kocalarından oğlu, kızı varsa, çocuğu varsa فَلَكُمُ الرُّزْعُ مِمَّا تَرَكْنَ. Ne terk ederlerse onun dörtte biri vardır. Neden sonra bu dörtte bir? مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتِنْ يُوْسِيْنَ بِهَا اَوْدَيْنَ. Bir vasiyet yapmışsa o vasiyetten sonra, yahut da borcu varsa o borç çıktıktan sonra bu malın ya dörtte birini yahut da yarısını alırsınız. فَاِذَا كَانَتْ وَسَايَاهَا فِي سُلُسِ مَالِهَا جَائِزَةً بَعْدَ وَفَاتِهَا. Kadın vefat ettikten sonra sülüsü malında onun vesiyeti caiz olursa فَاَفْعَالُهَا فِي مَالِهَا فِي حَيَاتِهَا. Hayatında, kendi malındaki tasarrufi اَجْوَزُ مِنْ ذَلِكَ. Bundan daha ziyade caizdir. Kadın öldükten sonra hakkı tasarrufu var, caiz. Sağlığında evlâb-ı tarik. فَبِهَذَا نَخُذْ. İşte biz bu kavli alırız. وَهُوَ قَوْلَ اَب۪ي حَنِيفَةَ وَاَب۪ي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ. Bu üç imamın kavli de budur. Vallahu Teala a'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.